Merhaba. Merhaba. İyiyim, sağ olun. Evet, yarın 15 Temmuz bu toplantı yeni gelen valimiz Ozan Balcı'nın hem tanışma toplantısı hem de tanışma toplantısı aynı zamanda Kocaeli Parkı'nda Vanlıların ve derneklerin, gazilerin tanışma toplantısına biz de aynı zamanda davet edildik. Biz de bugün burada tabii buraya Van'ımızın elit kesimi, dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız katılıyorlar. Evet, gazilerimizi bir tanıyalım. Merhaba. Adım Cafer Uğur. Adın mısınız? Evet. Adım Cafer Uğur. Evet. Adım Cafer Uğur. Kıbrıs gazisiyim. Van Gaziler Dernek Başkanıyım. Evet. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ ol. Valimizin aynı zamanda yemeğine katıldığınız, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Şevket abi. Evet. Sizleri tanıyalım. Abi Şevket Sontürk. Kıbrıs gazisiyim. Evet abim. İkinci başkan. Sağ ol, ikinci başkan Şevket Sontürk. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ ol, ben de sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın, ben de teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun, var olun. Çok sağ ol. Bir ara Değerli abim, inşallah bir ara bir görüşelim. Biraz Kıbrıs Savaşı'na bir tedayülü olabilirse bir anlatayım. Olur mu? Tarihlere göre, savaşlara göre. Bir de şehitlerimize göre, ona göre biz birimize bile bir konuşalım, bir tanıtalım. Gazi ve şehitlerimizin için. Oldu, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Evet. Evet, bütün dostlarımız, hemşehrilerimiz burada. Yine mağdurları, federasyon başkanımız. Adım Turan Deniz, Doğu Anadolu Şehitler Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısı ve Terör Mağdurları Van İl Başkanlığı yapıyorum. Artı yanımdaki de arkadaşımız çok kıymetli Adem Bey'dir. Adem Bey, kendinizi de tanıtır mısınız? Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici ve Van Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanıyım. Bizim buraya amacımız valimizin daveti üzerine şehit ve gazilerin SSK ve Sivil Toplum Kuruluşu tüm vatandaşların buraya toplanıp bir yemek tanıtımı. Amacı gayesi odur. Saygılarım, diyeceğim bu kadar. Kıymetli büyüğüm. Teşekkür ederiz, sağ olun. Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Yine Van'ımızın mülki amirleri teşvik ettiler.
gazilerimiz burada. Vanımızın elit kesimi teşvik ediyorlar bu güzel yemeğe. Yarın 15 Temmuz aynı zamanda. Evet, valinin sekreteri Mehmet Bey. Adem Bey'le bir görüşelim bakalım bizim değerli dostumuzla. Efendim başkanım. Telefonda tanıştık ama. Evet, telefonda tanıştınız sayın Ercan Başkan'la. Görünle. Evet, Ercan Başkanımızdan çok değerli bir insan. Tanıştık, sağ olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun kıymetli başkanım. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun sizlerle. Cümlemizden inşallah. Rica ederim efendim, ben de çok memnun oldum. Eyvallah, sağ olun. Saygılar. Emniyet müdürümüz geliyor, ben sizi devrediyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun. Geriye gelin abi. Evet, Van Emniyet Müdürümüz teşvik ettiler şu anda. Evet. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercan Gönültaş. Sağ olun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Çok teşekkür ederim. Dur müdürümüzle müdürümüzle bir şey yapalım. Hocam geçmişlerimiz mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Vallahi iyisiniz. Müdürüm nasılsınız? Ben Ercan Gönültaş. Tempo Televizyonu'nun yapımcısı ve de sunucusu. Yaklaşık 8-9 aydır buradayız. Gerçekten Van'ımız, insanlarımız, canciğer insanlar, hüman insanlar ve de naif insanlar. Böylesine güzel bir memleketimizde, Van'ımızda Van Emniyet Müdürü olarak görev yapıyorsunuz bundan dolayı. Sizleri inanın tanıdıktan sonra bizim rahmetli, hendekli emniyet müdürümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Allah Diyarbakır'da rahmeti rahmana uğradı. Aynen onun gibi bir gönüldaşsınız. Sizleri kutluyorum. Gaffar Okan. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani ikinci bir Gaffar Okan'sınız. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Bundan dolayı da gerçekten sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Van halkına böyle candan, yürekten, kalpten insanlara hümanist bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Değer veriyorsunuz, kıymet veriyorsunuz. Bundan dolayı gerçekten sizleri kutluyorum değerli müdürüm. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Eyvallah, sağ Allah olun, var olun. Hepsinden razı olsun. Ben bu şehirde görev yapmaktan onur duyanlardanım. Evet. Allah sayılarını artırsın. Evet, ha. Güzel insanlar. Güzel insanlar. Hümanist insanlar. Ya çok ben onur duyuyorum. Bu şehirde görev yapmaktan, bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum. Onun farkındayız zaten. Gerçekten can ciğersiniz. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, saygılar. Görüşmenize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli müdürüm. Sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun değerli müdürüm. Evet. Kıymetli müdürümüzle değerli dostlarımız güzel bir sohbet ettik. Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Vallahi bile ya. Müsaade eder misiniz? Araç geliyor. Tabii tabii. Thank you.
Abi biraz sola gidelim. Valinin aracı. Tamam. Biraz sola gidelim. Sola gidelim. Tamam. İş yapıyor musun Hasan abi? Yakınlar. Evet, emniyetliğiniz şimdi valimiz geliyor. Evet, sayın valimiz Ozan Balcı geldiler. Emniyet müdürümüz ve de Ozan Balcı valimiz, Van valimiz. Ozan Balcı valimiz, vekillerimiz, halkımız buradalar. Birilerine şey yapsana. Ha, at at. Tamam. Ömer Faruk, Cümleten hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rahatsız olma lütfen, buyurun. Rahatsız olma. Cümleten hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cümleten. Cümleten hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Nerede? Tam ortalık sizinle
Ailelerimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle 15 Temmuz yıl dönümü münasebetiyle bugün, yarın gerçekleştirdiğimiz programlar için Sayın Valime teşekkür ediyorum. Bütün şehit ailelerini burada bir arada toplayıp bizim de sizinle buluşmamıza, sizinle hasbihal etmemize, sizin dertlerinize dertlenmeye, sizin taleplerinizi almaya, velhasıl bir arada olmaya ve o şerefli şehitlerin hatırasını bir daha yad etmek adına selam, hürmet ve saygılarımı ifade ediyorum. Kıymetli aileler, Allah Celle Celaluhu Kitab-ı Kerim'inde "Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'un velakin la teş'urun." Sakın Allah yolunda ölmüş olanlara "ölmüş, öldüler" demeyin. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ama siz işin şuurunda, farkında değilsiniz buyuruyor. Biz Allah davasının Allah için can feda olanların ölmediklerine iman eden bir milletiz. Onlar ölmediler, diridirler. Şeklen bizim için ölü gibi görünebilirler. Çünkü onları da alıyoruz, kabre koyuyoruz. Zaman zaman onları ziyaret ediyoruz. Onlara selam verip dua ediyoruz. Şeklen ölü gibidirler. Ama aslında Allah'ın söylediği şekliyle kesinlikle onlar ölü değiller. Bilakis diridirler. Ama siz farkında değilsiniz. Değerli şehit ve gazi aileleri ve gazilerimiz, burada ben 15 Temmuz'u zikredeyim ama bu ülkenin selameti adına yıllar yılıdır burada canlarını veren kardeşlerimiz, ağabeylerimiz ve onların aileleri. Bir an için düşünün. 85 milyon insanın selameti için birileri fedayı can etmeli. Eğer onlar canlarını verirlerse geride kalanlar sağ ve selamet olacaklar. Huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Her birinizin evladı, her birinizin eşi, her birinizin kardeşi böyle büyük bir görevi üstlendi. Onu yerine getirdi. Bundan dolayı kendinizle gurur duyarak şöyle diyebilirsiniz: bu milletin, 85 milyon bu milletin huzurla yaşaması adına benim evladım, benim kardeşim, benim eşim fedayı can etti diyebilirsiniz. Bununla gurur duyabilirsiniz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Size sabırlar ihsan etsin. Ve sizi
peygamberin de konuğu olacağı o Kıbrıs gazilerimizden bugüne gelen, bugün Allah'a hamdolsun aramızda ama gazilik şerefiyle, ünvanıyla ünvanlanmış insanlarımıza. Sizler de büyük bir fedakarlık yaptınız. Belki ölümün eşiğinden döndünüz. Belki şehadet size nasip olmadı. Ama sizler de kendinizi ispat ettiniz. Ben de o gün orada vardım dediniz. Bu neye benzer bilir misiniz? 15 Temmuz'da bizler haberi aldığımız andan itibaren Van'ın 5 yol meydanına indik. Önce 10'duk, sonra 100 olduk, sonra 1000 olduk, sonra binler olduk. Allah'a hamdolsun. O günü unutamıyorum. Fakat burada, belki İstanbul'da, belki Ankara'da genelkurmayın önünde, belki Boğaz'da şehit olan kardeşlerimiz gibi bizler bir çatışma hali yaşamadık. Ama bir şeyi ispat ettik. Bir şeyi düşmanlarımıza gösterdik. 85 milyon o gün meydanlardaydık. Biz vardık. Ve Amerika gibi, Avrupa gibi bu işin içinde olan, yani bu darbenin arkasında olan bütün o alçaklara büyük gür bir sesle cevap verdik. Allahu Ekber! Biz buradayız ve size yedirmeyiz bu memleketi dedik. 250 can verdik. Ama Allah'a hamdolsun bu şerefli millet o gün o meydanlara inerek bu şerefli milletin şerefini, gururunu kurtardı. Şimdi biz geriye dönüp baktığımızda yıl 2016, şimdi 2022. Ey şerefli insanlar, sizinle şeref duyuyoruz. Ve onlar bir daha bu ülkede öyle bir hain darbe yapma teşebbüsünde asla bulunamayacaklar. Buna asla cesaret edemeyecekler. Çünkü biliyorlar ki artık karşılarında haydi inin meydanlara dediğinde onlar milyonlar meydanlara inecekler. Bir daha asla Amerika'nın da onların işbirliklerinin de bu ülkede hesabı tutmayacak Allah'ın izniyle. Peki buradaki şeref kime ait? Biz de o gün meydanlardaydık. Biz de inmiştik. Ben de kendimi, çoluğumu, çocuğumu, evlatlarımla beraber o günü yad ederken diyorum ki elhamdülillah ben de o gün oradaydım diyorum. Bu benim için bir şeref. Ama bir de burada şerefin ötesinde nimetlenen insanlar var. O gün canlarını veren yiğitler var. Kardeşler var. Abiler var. Allah sizden razı olsun. Siz var olduğunuz müddetçe bu milletin sırtı yere gelmeyecek. Bu millet zalimlere boyun eğmeyecek. Emperyalist hesapları bozacak. Amerika'nın da oyununu bozacak. Avrupa'nın da oyununu bozacak. Düşmanlarınızın oyununu bozmuş olacaksınız. Bir daha en derin ihtiramla sevgimi, saygımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Allah'a emanet. Ya Allah. Sayın Vekilimize bu anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Valimiz Ozan Balcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun efendim. Sayın Milletvekilim, Sayın Asayiş Kolordu Komutanım, Cumhuriyet Başsavcım, Ağır Ceza Reisimiz, Hudut Tugay Komutanımız, Jandarma Komutanımız, MİT Başkanımız, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanımız, çok kıymetli dostlar, hepsinden de çok kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve sevgili çocuklar. Hepinizi bugün sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum.
Malum 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla bir araya geldik. Bugün bu vesileyle öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, darb-ı kâhı irtihal eyleyen gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara minnettarlığımızı, şükranlarımızı ifade ediyorum. Malumunuz 2016 yılında hain bir FETÖ darbesi oldu. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli evlatları bir ve beraber olarak doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kendi bağımsızlığına, birliğine, beraberliğine sahip çıkarak bunu akamete uğrattı. Aslında bu milletimizin ne kadar da yüceliğini gösteriyor. Biz dünyada bir sürü devlet var ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayılı 10 büyük devletten biridir. Tarihiyle, görkemiyle, yüksek ve asil ruhlu insanlarıyla büyük bir millettir. Vanlı hemşerilerim de, Van da asaletli bir şehirdir. Van'ın insanları da asaletli, asil ve yüksek soylu insanlardır. Onlar da atalarından aldıkları o birikimi o gün, bugün, her zaman gösterdiler. Bu milletin birliği, beraberliği için ülkemizde işte ezanlar okunsun, bayrağımız hür ve özgür şekilde dalgalansın diye genç yaşta canlarını verdi şehitlerimiz. Gazilerimiz huzurlarını verdi. Büyük fedakarlıklara, acılara, ıstıraplara katlandılar. Ama bizim milletimizi millet yapan en önemli özelliklerden biri de şudur. Şehit aileleri 85 milyon Türk milletinin baş tacıdır. Gazileri her zaman onların baş tacıdır. Elbette ki ateş düştüğü yeri yakar. Anneler, babalar, evlatlar kadar hiç kimse üzülemez. Ama şehitlerimizin acısı, gazilerimizin acıları, ıstırapları, fedakarlıkları milletimizin acısıdır. Biz onları, şehitlerimizi toprağa değil, aynı zamanda milletimizin hem kalbine gömeriz, hem beynine gömeriz, hem de tarihe gömeriz. Bu coğrafyada bu devlet var olduğu sürece her zaman şehitlerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz baş tacıdır. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Bunu söylemekten de büyük mutluluk duyuyorum. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz biz bir aile gibiyiz. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Dertleriniz derdimizdir. Sıkıntılarınız sıkıntımızdır. Problemleriniz problemimizdir. Çünkü sizler ifade ettiğim gibi 85 milyon insanın emanetisiniz. 85 milyonun baş tacısınız. 85 milyonun medarı iftarısınız. Dolayısıyla sıkıntınızda, derdinizde, probleminizde devletin bütün imkanları, kabiliyetleri, kapasiteleri şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrindedir. Bunu da ilim valisi olarak söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Böyle de bilinmesini istiyorum. Açık ve net şunu ifade edeyim ben. Aslında ya büyük bir fedakarlık. Bence şehitlik, gazilik tarif edilemez bile. Niye? Az önce Sayın Milletvekilimiz ifade etti. Ya biz hür ve özgür şekilde şurada oturalım diye çiftçiler tarlasında, bağında, bahçesinde uğraşsın. Fabrikada çalışan işçi rahat çalışsın. İş adamı rahat çalışsın. Ondan sonra işte bayrağımız dalgalansın. Sokakta insanlar rahat şekilde gezsinler. Gece rahat yatsınlar diye bu insanlarımız fedakarlık ediyorlar. Bayramın ikinci ve üçüncü günü hududu gezdik, hudut karakollarını. Hudut komutanımızla, Tugay komutanımız, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, işte tabur komutanlarıyla, kaymakamlarımızla beraber. Gerçekten dedim bunun bir bedeli yok yani. Yani bunun parasal bir değeri yok. Bu ancak yapılsa yapılsa büyük bir imanın ateşleyici gücüyle, büyük bir soylulukla yapılabilir bu işler. Dağın başında onlar hududu bekliyor. Aslında hududu beklemiyor. Bütün 85 milyon Türk milletinin orada onurunu, izzetini, namusunu, devletimizin bağımsızlığını bekliyorlar. Onun için parasal da bir değeri yok. Müthiş bir fedakarlık dedim. Bizim onun için daha çok çalışmamız lazım. Millet olarak birbirimizi daha çok sevmemiz lazım. Birbirimizi daha çok kucaklamamız lazım. Çünkü Türk milleti büyük bir millet. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ve genciyle çok büyük bir millet. Bunun büyüklüğünü de tarihe baktığımızda görüyoruz. Birlikte yaşama azmine, kararlılığına sahip devletine, kendi istikbaline, istiklaline, bayrağına, ezanına çıkan insanlar işte burada ve bunun dışında bir sürü yerde. Van'da az önce ifade ettiğim gibi
Ben de yeni başladım. Yaklaşık 1,5 ay oldu göreve başladım. Van'ı da şöyle nitelendiriyorum. Van asaletli bir şehir. Vanlı hemşerilerimiz de asil ve yüksek soylu insanlar. O asaletli şehrin, asil ve yüksek soylu insanların bulunduğu bir yerde şehit ailelerimizle, gazilerimizle bir arada bulunmaktan tekrar mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bu coğrafyanın yurt tutulmasından bugüne kadar şehit olan bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilerimize, başta Darıbey Kayıt aileyle gazilerimize rahmet diliyorum. Kalanlara da Allah'tan sağlık, afiyet diliyorum. Dediğim gibi sizler 85 milyonun baş tacısınız, gururusunuz, onurusunuz. Devlet ve devletin gerçek sahibi millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman tekrar yakınındayız, yanındayız. Sıkıntınızda, probleminizde devlet olarak her zaman hazır, nazır ve hızırız. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çocuklar da gözlerinden öpüyorum. Tamam. Hadi oryan adam hiç aramadı işte. İyidir, çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Siz de hoş gelmişsiniz. Bugün Van Valimiz Ozan Balcı'nın yemeğine geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz aynı zamanda. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Çok şükür. Allah razı olsun. Sayın Valimiz bu yemeği gazi ailelerine verdiği için çok minnettarız. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Konuşmasından dolayı da çok memnun kaldık. Yürekten teşekkür kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olasın. Var olasın. Güzel insan. Evet. Çekmiyorlar kardeşim. Merhaba kardeşim. Allah çektirmesin değerli dostumuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne haber? Nasılsın? Çok teşekkür ederim kıymetli Ercan Başkanım. Gönülleri fetheden, dağları taşları, Van'ı fetheden, Van halkının galibini, gönlünü kazanan. Kendin ağzı başkanım evet. Sancarı. Evet. Yine mağdur annesi geldi. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasılsın? İyisin? Allah razı olsun. İyi diyelim, iyi olalım. Efendim buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsunuz. Ercan Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Ekibimiz var biliyorsunuz. Yakın korumalarımız Serhat Fedat ve arkadaşlarımız var. İlhan var. Erol var. Ekibimiz dört dörtlüktür. Allah onlardan da razı olsun. Sonuna kadar da dik durmaktayız. Evlat nöbetinde. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı kıymetli birim. Saygılarımı. Güzel insan. Evet, hoş geldin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? İyimsiniz? İyi, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, gördüğünüz gibi şimdi yemekler dağıtılacak aynı zamanda. Gördüğünüz gibi insanlarımız hoş gelmişler, sefaları getirmişler. Mustafa Yaşar, değerli dostumuz, nasılsın, iyisin? Allah sizden de razı olsun. Afiyet olsun, hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle güzel dostlar, güzel insanlar.
Evet, Van'ımızın güzel insanları hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Evet. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun güzel insanlar. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Maşallah. Evet. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Afiyet olsun. Nazlı Hanım, afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi Van halkımız burada. Van valimizin, Ozan Balcı valimizin bu yemeğine iştirak ettiler. Evet, tebrik ediyoruz bu güzel insanları aynı zamanda. Gördüğünüz gibi. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi burası böyle kalabalık. Vanlılar burada, Van halkımız burada, emniyetimiz burada, sivil toplum kuruluşları burada. Burada halkımızın bu güzel yemeğine iştirak etmişler, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Burası gördüğünüz gibi Edremit'te, deniz kenarında güzel bir akşam yemeği aynı zamanda. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir yemeğe iştirak etmişler bu güzel dostlarımız, bu güzel insanlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde görüyorsunuz. Evet. İnsanlarımız burada yemeklerini en güzel bir şekilde yiyorlar. Afiyet olsun. Bal şeker olsun diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu güzel dostlarımız, insanlarımız, Vanlarımız hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yemek. Van valimizin bu güzel yemeğini böylesine güzel bir manzaralı bir yerde, Kocaeli Parkı burası. İnsanlarımız burada aynı zamanda en güzel bir şekilde yemeklerini yiyorlar ve de böylesine güzel bir Van Gölü'nün etrafında bu güzel yemeğe iştirak ediyorlar. Siz de buyursanız da yemek yiyin. Teşekkür ederim. Şimdi tamam. Tamam inşallah. Merhaba, 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 merhaba. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Evet. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz güzel insanlar. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir akşamdan, güzel bir Van'ımızdan, Edremit'ten, Kocaeli Parkı'ndan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar gönderiyoruz. Varımızın güzel insanları burada en güzel bir şekilde hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi güzel, naif insanlar. Gerçekten burası güzel bir park, güzel bir akşamdan, güzel bir yemekten hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz değerli dostlarımız.